Söz konusu baba çocuk ilişkisi olduğunda her ne kadar karşımıza bu tarz görüntüler çıksa da gerçek hayatta her iki taraf arasında ilginç bir iletişim şekli vardır. Mesela bir çalışmada 8 haftalık bebekler üzerine kalp hızlarını ve solunum sayılarını ölçen cihazlar yerleştirilir. Amaç bebeğin heyecan durumunu takip etmek. Bu bebekler anne kucağına konulduğunda kalp hızı ve solunum sayılarının azaldığı görülür. Yani bebek anne kucağında sakinleşir. Daha sonra bu bebekler anneden alınıp sessizce babanın kucağına verildiğinde bebeklerin kalp hızı ve solunum sayılarının arttığı gözlenmiştir. Yani bebek durup dururken heyecanlanmıştır. Muhtemelen başına neler geleceğinin farkındadır. Kültürden ve toplumdan bağımsız ortak bir erkek davranışı vardır. Nedir o? Eline bir bebek verildiğinde muhtemelen o bebekle ne yapılacağını bilmediğinden bebeği havaya atıp tutmak. Biraz düşününce sizce de çok saçma bir hareket değil mi? Mesela bir ev ziyaretine gittiğinizde elinize çok değerli antika bir vazo verildiğinde onu havaya atıp tutar mısınız? Ama söz konusu bebek olduğunda niyeyse bu oldukça makul bir seçenek gibi görülür. Bebek her havalandığında annenin yüreği ağzına gelir. Eyvah bu sefer kesin düşürecek diye. Bebek deseniz ağlasam mı, gülsem mi, uçuyorum ya ben modunda ne yapacağını bilemez. Peki babalar niye böyle bir davranış sergiler? Çocuklarını korkutmaktan zevk mi alırlar? Daha da önemlisi, 8 haftalık bebek başına bunların geleceğini nereden bilmektedir? Aslında bu durum anne ve babanın çocuk yetiştirmedeki rollerinin farklılığından kaynaklanır. Mesela bir anneye dikkat edin, çocuğuyla sürekli konuşma halindedir. Yemek yedirirken, bak bak uçak geliyor, hadi ağzını kocaman aç'dan tutun. Babası biz uyumaya gidiyoruz, hadi babaya baş baş yapa kadar oldukça çeşitlilik söz konusudur. Annelerin bu davranışı çocukların sözel becerileri ve dil gelişimi için çok önemlidir. İşte bu nedenle anneler ninni söyler ve çocuklarıyla sürekli konuşurlar. Üstelik bunu bilimsel bir nedenden dolayı değil, içlerinden geldikleri için yaparlar. Babaların ise oyunlarda daha az konuştuğunu görürüz. Çünkü baba oyunları kelimelerin az, heyecanın çok olduğu oyunlardır. Mesela çocuklarını belirli bir yüksekliğe çıkarıp oradan atlamalarını isterler. Atlamaktan korkan çocuğuna "Atlasana çocuğum, Sami'nin çocuğu atladı, sen de atlayacaksın" gibi garip cümleler kurarlar. Eğer çocuk olur da inat edip atlamazsa onu aşağıya atma potansiyeline sahiptirler. Çünkü babanın görevi çocuğuna liderlik, meydan okuma gibi özellikleri kazandırmaktır. Baba ile oynanan oyunların sürprize açık oluşu çocukların daha fazla ilgisini çeker. Yapılan uzun dönemli çalışmalar çocukken babasıyla bu tarz oyun oynayan çocukların ileride daha özgüvenli ve girişken bireyler olduğunu göstermiştir. İşte içeriden bir yerlerden gelen bu hisler nedeniyle baba, kendisi de niye yaptığını bilmeden eline verilen çocuğu havaya atıp tutmaktadır. Peki ya hamilelik dönemi? Hamileliğin babalar üzerine ne gibi etkileri vardır? Eşinin hamile olduğunu öğrendiği ilk an oldukça garip bir andır erkek fizyolojisi için. Kaslarının bir yarısı yaşadığı mutluluk nedeniyle çılgınca dans etmek isterken, diğer yarısı "Eyvah ben ne yapacağım?" korkusuyla bir daha geri dönmemek üzere ortamdan kaçıp uzaklaşmak ister. İşte tam da bu paradoks halidir. Baba olacağı haberini ilk duyduğunda erkeğin yüzündeki tanımlanamayan o garip ifadeyi oluşturan. Sadece bununla da bitmez. Hamile eşin çılgın isteklerini yerine getirmek zorundadır. Fesleğen aromalı lahana turşusundan tutun, üzerine çedar peyniri eritilmiş çikolatalı baklavaya kadar inanılmaz bir hayal gücü söz konusudur. Birçok anne 9 ay boyunca yaşadıkları dertler yanında babaların yaşadığı bu küçük problemlerin önemsiz detaylar olduğunu düşünebilir. Sabah bulantıları, karın ağrısı, kramplar, ruh halindeki değişimler, konsantrasyon eksikliği, endişe, tiksinme, sırt ağrısı, iştah değişikliği ve hormondaki değişiklikler yanında bunlar nedir ki? Aslında yerden göğe de haklıdırlar ama söz konusu bu semptomlar olduğunda yalnız olmayabilirsiniz sevgili anneler. Çünkü benzer şikayetler babalar için de söz konusu olabilir. Zira bilim dünyasında erkeklerde görülen bu yalancı hamilelik durumuna Kuvat sendromu denir. Kuvat terimi ilk kez 1865 yılında antropolojik literatür için kullanılmıştır. Fransızca bir kelimeden köken alan bu kelime yuva, kuluçka gibi anlamlar içerir. 1965 yılında ise hamile kadınların eşlerinde görülen bir takım semptomları tanımlamak amacıyla tıp literatürüne sokulmuştur.
Kuvat sendromu ile ilgili erkek şikayetleri genellikle hamileliğin ilk 3 ayı ve son birkaç haftasında iyice belirgin olup doğumdan sonra kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Yapılan çalışmalar babaların %10 ile 60 aralığında bu semptomlara maruz kaldığını göstermekte olup bu oranlar ülkeler arasında değişiklik gösterir. Yaşanılan semptomlar her ne kadar sahte bir hissiyatmış gibi algılansa da kilo alımı ve hormonal değişiklikler gibi önemli fizyolojik değişimler söz konusudur. Normalde annelerde süt salgılama ve beslenmede rol oynayan prolaktin hormonu hamilelik döneminde babalarda artış gösterirken testosteron seviyelerinde azalmalar görülür. Östrojen ve kortizol seviyelerinde ise çeşitli değişiklikler söz konusudur. Tüm bu hormonal değişimler erkeklerin şiddet ve cinselliğe daha az ilgi duymasına, eşi ve çocuğu üzerine kurduğu empatinin ise artmasına neden olmaktadır. Annenin yaşadığı gebelik olayının babayı nasıl etkileyebildiği sorusu ise hala net olarak anlaşılabilmiş değildir. Son söz olarak eğer baba kelimesinin sözlük anlamına bakarsanız ilginç bir anlamı daha olduğunu görürsünüz. Denizcilik teriminde iskele üzerinde halatların bağlandığı demir parçasına da baba denir. Çünkü bu demir kendi boyutundan çok daha büyük, çok daha ağır sorumlulukları tutmakla görevlidir ve var olduğu müddetçe bu görevini sessiz bir şekilde yerine getirir. İlk bakışta kıymeti çok algılanmasa da bu demir parçasının ne demek olduğunu gemisini bağlayacak bir baba bulamadığında anlar insan. Hem de tüm hücreleriyle.